Merhaba Netgame takipçileri, merhaba Stoneheart severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosu, oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Stoneheart. Güzel bir oyun. Ben bayağı bir oynadım. Bağımlılık yapan bir oyun. Steam üzerinden satışta olan bir oyun. Eski bir oyun. Yaklaşık geçen sene çıktı yanlış hatırlamıyorsam. 2015 yapımı bir oyun. Oyun şu an Alpha... Alpa'da şu an, Alpa'da şu an. Şu an Alpa 18 test versiyonunda. Oyun bayağı ne derler ona, göz dolduracak nitelikte. Güzel, iyi bir oyun. Tavsiye ederim. Eğer paranız varsa kesinlikle almanız gereken bir oyun. Steam üzerinden 39 TL olduğunu söylemiştim. Şu anki fiyatıyla belki alınmayabilir ama indirime girerse mutlaka alın. Ki ben indirime girince alınmasına taraftarım. Şu an çünkü çok fazla bug var. Bu buglardan dolayı artık oyun size yeter artık oynamayacağım dedirttiriyor. Buna yapacak bir şey yok. Adı üstünde Alpa. Alpa kim? Alpa Romeo. Neyse. Oyunumuzun menüsüne geçelim. Her oyunda yaptığımız gibi bu oyunda da oyunumuzdan kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Oyunumuz ana menüsü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ana menü direkt New Game diye başlıyor. Burada Alpha 18 test versiyonu yazıyor. Şu alt köşede gene aynısı. Onun dışında yukarıda hakkında bölümü, ayarlar kısmı var. Ayarlara fazla girmeyeceğim. Ben direkt New Game diyorum ve bu ekran bizi karşılıyor. Bu ekran nedir arkadaşlar? Bu ekranda iki tane ırk seçmeniz gerekiyor. Bu ırklardan birisi Raya'nın çocukları ve The Ascent. Bunun anlamını bilmiyorum ama keşke baksaydım sözlükten. Her neyse çok çalışırlarmış. Binalar ve çiftlikler yaparlar vesaire vesaire. Burada da çöl ikliminde yaşadıkları söyleniyor. Evet işte, fazla uzatmayacağım. Ben bu ırkı çok seviyorum arkadaşlar. Diğerlerine pek ısınamadım. Bu ırk bayağı bir etkileyici bir ırk. Bu arada oyunun seri olarak gelmesini talep ediyorsanız videonun altına likelamayı, yorum atmayı unutmayın ki video serileri bu şekilde devamlı gelsin. Bu arada ben çok fena terliyorum. Yapmayacağım bu hareketi. Fanım var ama fanım beni soğutmuyor. Kendime bir su soğutmalı fan almam lazım. Neyse. Burada da biyom seçmemiz gerekiyor. Çöl iklimi ve temperate, orman iklimi. Çöl iklimi kurak ve nemliymiş vesaire. Vejetaryenler için, Raya'nın çocukları için uygun alanmış. Temperate'de orman, nehir ve dağlardan oluşuyormuş. Bu da Ascension'da sadık hizmetçilerin mekanıymış. Ben Temperate oynayacağım usta. Burada da zorluk seviyemizi seçmemiz gerekiyor. Peaceful, barışçıl yani. Her oyunda olduğu gibi normal ve hard var ki hard biliyorsunuz delikanlı adam yani yiyorsa hard da oynayın diyorum. Ben normalde oynayacağım. Peaceful dediğim gibi basit olduğu için, peaceful da barışçıl olduğu için hiçbir yaratım maratı size saldırmıyor. Bu da serbestçe oynuyorsunuz. Ben normal diyeceğim ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada ne derler ona? Şehir sakinlerimiz çıkıyor işte. Buradan alt köşedeki butona basarak random bir seçim yapabiliyorsunuz. Ben şu ortadaki sağlıkları, soldaki zekilikleri, en sağdaki de ruh olarak algılanıyor, telaffuz ediliyor.
ne kadar yüksek olursa sizin açınızdan o kadar iyi. Ben şu ortadaki sağlıklarını bir olmamasını istiyorum. Çünkü bir olduğu zaman bir vuruşta gidiyorlar açık ve net bir şekilde. Of, bu bayağı sağlammış ama şu iki. Bu olsun ya. Tamam. Sağ köşede Travel Store, yani oyuna başlar başlamaz hangi itemlerle başlamak istiyorsunuz diye soruyor. Ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Buna şimdilik gerek yok. Bunu alacağım. Bunlarla başlayacağım. Aa. İsimlerini değiştireceğim. Neyse, oyun içerisinde değiştireceğim. Ve bu arada isimlerini Osmanlı İmparatorluklarının Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarının ve eşlerinin isimlerinden yapacağım. Şimdiden söyleyeyim. Darılmaca, gücenmece olmasın. Arkadaşlar, şu kahverengi alan, gördüğünüz alan size clay sağlıyor, kil sağlıyor. O yüzden onlara yakın olmanızı tavsiye ederim. Şu alanlar size maden sağlıyor. Şu yeşil alanlarda ağaç sağlıyor. Ve şu tavşan işaretiyle gördüğünüz alanda yeme ihtiyacınızı karşılıyor. Ben buraya kurarsam şeye uzak olacak diyor. Neyse, haritayı buradan değiştirebiliyorsunuz. Gene random seçenek sunmuşlar size. Ben nedense bunlara yakın olmayı çok seviyorum. Krallığımı bunun içine kuruyorum. 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 Her neyse. Gene random. Böyle random ata ata başlayacağız anlaşılan. Bunu da beğenmedim. Kayıtta bir sıkıntı var mı bu arada? Yok gibi. Tamam, sıkıntı yok. Yarım saatlik bir video olacak ortalama. Eğer beğenirseniz devamı gelecek. Beğenmeniz ve yorum atmanız yeterlidir serinin devamı gelmesi için. Oyunu bayağı oynadığım için birkaç takım bilgiye sahibim. Oyun hakkında bilgilerinizi de sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz. Cevaplamaktan çekinmeyeceğimi söyleyebilirim. Burası iyi aslında. Bayağı bayağı etkileyici. Bu alana kurulsam aslında. Buraya da yakın. Su şimdilik bir sizin için bir anlam ifade etmiyor oyunda. İleride belki su muhabbetini getirirlerse size bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Şuraya at gitsin ya. Evet. Hay hakkımıza hayırlısı. Hayırlısı be gülüm. Aa, bu tavşan canlanma muhabbeti varsa var ya. Can sıkıntı ya. Ben bu tavşan heykellerine birkaç kere... Aa bak, şurada var ya. Abi şu tavşan inşallah canlanmıyordur ya. Tamam lan, iki gel bayrağı. Bekle, 2 dakika bekle. Ölmezsin ya. Burası da çok bilim ya. Böyle sıkış bir alana hitap edin. Başka toprak alan yok değil mi? Şuraya bayrağımı dikiyorum usta. Ben buraya yerleşkemi attım. İsmini de Maraton ne ya? Osmanlı İm mi olmaz. Osmanlı İmparatoru yaparım. Yapıştı. Evet. Bir pause yapayım. Oyuncularıma gelin. Bunların isimlerini değiştireceğim çünkü. Baba, oyuncuların üstüne gelir misin? Heh. Kaç tane erkek var? Sen erkeksin. Sen erkeksin. Sen bayansın. 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 Ve erkeksin. 3 tane erkek. 4 tane bayan var. Hey maşallah. Sen kim ol biliyor musun? Baba. Baba sen kim ol biliyor musun? Senin adını kim yapalım? Senin adını internetten bakacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kim olsun bu?
kim olsun kim olsun. Kötü isimler de vermek istemiyorum. Osman Gazi olsun ya. Osman Gazi olsun bakalım. Osman Gazi'ydi usta. Ama şeyi ne bunu bir dakika bir dakika öyle öp diye. Badisi. Osman Gazi oldu. Hadi bakalım. Osman Gazi. Yapıştır gelsin. Tamam. Osman Gazi'nin eşi de bayağı zekiymiş. Sen ol ya. Osman Gazi'nin eşi Malhun Altın veya Rabia Bala Altın. Hangisi olsun? Rabia Bala Altun daha cazip geldi. Malhun olsun ya. Geçiymiş. Ne kapattın ya? Malhun Altun. Malhun. Un. Altun. Yapıştır. Tamam. Diğer erkek karakterimiz Yıldırım Beyazıt olsun. Yıldırım Beyazıt böyle. Evet, sen Yıldırım Beyazıt ol. Yıldırım Beyazıt. Bayezid'miş ya. Aa, Yıldırım. Ben hep bunu Beyazıt olarak şey yapıyorum. Bayezid normalde arkadaşlar. Yıldırım Bayezid'in eşi de sen ol. Kim olsun? Sultan Hatun. Vay be. Sultan Hatun mu olsun? Var ya Hatun var. Türk olsun ya Sultan Hatun. Sultan Hatun iyi. Ver baba. Sultan Hatun. Yapıştır. Evet. Sen kim ol? Sen. Para veremedim ya. Üçüncü Selim olsun ya. Ne bileyim üçüncü Selim cazip geldi bana. Hadi sen de üçüncü Selim ol. Üçüncü Selim'in eşi de olsun. Oh. Sen ol ya. Selim de bayağı varmış. Meryem hanımefendi olsun. Annemin ismi. Meryem hanım annem efendi yapıştır. Tamam. Diğer şeylerde isimsiz şu an arkadaşlar. Ve onlara erkek karakterimiz olmadığı için isim yok. Ha bir tane kalmış. Ona da bir rastgele bir isim atayım o zaman ya. Olsun. Fatih Sultan Mehmet var mıydı ya? Olması lazım yani. Ha. Onun eşi olsun. Kim olsun? Çiçek Hatun. Veya Hatice Hatun. Çiçek Hatun güzelmiş. Çiçek Hatun olsun. Bayanlarımız çiçekler kadar nazikler. O yüzden Çiçek Hatun yapıştır. Tamam. Şu an tamam. Şu slice'ı sana göstermesen sevinirim. Evet. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun kısaca mantığından bahsedeyim. Krallığımız var. Krallık yani krallığımız var. Bu krallığı mümkün olduğunca büyütmeye çalışacağız.
ve gelecek saldırılara karşı savunmaya çalışacağız. Bunları yaparken de etraftan kaynak toplayacağız. Odun, kil, taş, altın, demir vesaire vesaire gibi kaynaklar toplayacağız. Tabii bunları toplarken halkımızı tehlikeye sokmadan yapmamız gerekiyor. Mümkün oldukça kapalı bir alan içerisinde halkımızı güvencesini sağladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Evet, kısaca oyunun mantığı bu. Ben şöyle hafif bir an doğrulacağım. Kameramı ayarlayayım. Videoyu saat 10'da çekiyorum. Yarına gelmiş olur sanırım video. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa yarın sabaha yetişir umarım. Şöyle bir ayar çekersem tamam. Biraz yayılacağım muhtemelen. Kafamın üstü biraz şeyde kaldı. Böyle. Tamam. Bu arada izindeyim arkadaşlar. O yüzden sakalları uzattım. Bayağıdır yoktum. Videoları izleyenler bilir. İzlemeyenler de zaten bilmez nereden bilecek. Abone sayısını mümkün oldukça arttırmaya çalışacağım. Ama çalıştığım için bunu başaramıyorum. O yüzden yapabilecek bir şey yok. Elimden geldiği ara ara videolar atmaya çalışacağım. Dediğim gibi serinin devamını gelmesi istiyorsanız videoyu likelarsınız ve yorum yaparsınız. Videonun devamı gelir inşallah. Evet. Şimdi oyunumuza dönecek olursak. Karakterlerimize çeşitli görevler atacağız. Şu Change Shops'dan yani meslekler atacağız. Bunu yapmadan önce karakterlerimize sağdaki soldaki eşyaları toplamamız gerekecek. Bunun için Harvest kısmından ağaçları seçerek Harvest diyoruz arkadaşlar. Tek tek seçebilirsiniz şu şekilde veya şöyle seçerek Red Alert oynayanlar bilir. Bu şekilde de seçerek onlara görev atayabilirsiniz. Evet, bu şekilde ağaçları biraz harvestleyelim. Harvest'la. Şurayı da Harvest'la. Tamam. Harvest'a dedik. Ben bu arada oyunumu başlatayım. Onlar Harvest'a dursunlar. Şu alanları da Harvest'ladıkları topladıkları itemları bu alana toplasınlar diyeceğim. Buradan sadece odun seçeceğim. Buraya sadece odun doldursunlar. Evet, hızlı hızlı odun kestiler şu an. Onun haricinde şunları toplarsam çok iyi olacak. Çünkü hemen acıkıyorlar ve ihtiyaçları oluyor. Onları da buraya toplayacağım. Evet. Buraya. Olmaz. 5'e 5 bir alan. Buraya yemekleri atın. Buzalayın. Hemen şuraya. Daha. 10. Bunları atın. Buraya da altın bunları atın dedim. Bunları atın. Yok. Bunları atın aynen. Buraya da postu onları atarsınız. Şimdilik bunlara buraya zulalayın. Tamam cancağızlarım. Hızlı hızlı gelişmemiz gerekiyor. Ben bu alanı taş ocağı olarak yani kil ocağı olarak kullanacağım. Killer burada çıkıyor genelde çünkü. Mağaralardan da çıkıyor ama mağaralara çok uzağız. Şimdilik sadece buralardan kazacağız, çıkaracağız. Odun stoğumuz ne alemde? Tamam. Biraz daha odun harvestleyelim. Bu arada hemen ben en güçlünüzü kim yapayım? Osman Gazi, Yıldırım Beyazın, Güselim. Sen bayağı güçlü bir abiye benziyorsun, padişaha benziyorsun. Sen hemen bir savaşçı oluver. Arkadaşlar şu body dediği vücut sağlığı gücü, şu akıl zekiliği, şu da ruhu diyelim. Bunu genelde herbalistler yani buslayan kişiler kullanıyor. Onları da ilerleyen videolarda, bölümlerde göreceksiniz. Umarım. Böyle şuraya olacak.
Ha. Bana hediye getirmişsin. Teşekkür ederim. Pumpkin. Her şeyi getirmiş bana. Bu neydi? Beri. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi hemen hızlıca bir tarla yapacağım. Tarlamızı nereye yapalım? Şuraya yapalım tarlayı da. Hemen hızlıca. Ha. Tarla yapmadan önce tarlacımız kim olacak? Onu seçelim. Çok zeki. Oo, bu da zeki. Vücudu da şey ya. İyi. Ben şey o. Tarlacı ol. Tamam, Sultan Hatun ama bunu yapmak zorundayım. Evet, Sultan Hatun'umuz da tarlacı oğlu verdi. Oğlu ver şimdi. Hemen tarlamızı buraya yapalım. Kenarlardan boş bırakacağım. Onluk bir alan yapalım. Hemen ilk başta havucumuz yanına pardon bir boş bırakacağım. Yanına watermelon. Oraya bir şey yapalım mı? Oraya şey yapacağım. Bunları getireceğim. Çocuklar şunları alın gelin bana. Daha bana biraz yakın olsun ki. Arkadaşlar döndürme tuşu yukarıda yazdığı üzere çok soranlar oluyor. Ben de ilk başta zorlanmıştım, bulamamıştım. Nokta ve virgül işaretiyle döndürebilirsiniz arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa bu şekilde çevirebiliyorsunuz. Item'ları bu şekilde döndürüyorsunuz. Hemen bunu da taşı. Taşı 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 taşı. Evet. Tepeden bakacağım. Biraz başını dönecek. Evet. Sen de gel baba. Gel 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 gel. Döndür baba. Tamam. Mis gibi oldu. Kaç oldu? Oldu. Sen de gel. Bu arada bu oyunda bir bug buldum. Bug da şu şey. Şu arkadaşlar. Eğer havrıslamadan bunları taşırsanız taşıdığınız yere havrıslayamıyorsunuz. Taşındığınız yerde harvestleyemiyorsunuz. O yüzden taşımadan önce bunları harvestleyin yoksa bug'a giriyor ve dintene harvestlamıyorlar. Bu da oyunun küçük bir bug'ı. Şuradakini bir tanesini harvestleyin çocuklar. Onu taşıyacağım. Hızlı hızlı hızlı. Koş 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 koş. Bu arada en alt sağ köşedeki tuşla veya 1, 2, 3 tuşlarıyla 1 pauslıyor, 2 normale çeviriyor, 3 hızlandırıyor arkadaşlar. Bu şekilde oyununuzu durdurup hızlandırabilirsiniz. Tamam. Ne yaptın? Bunları da arıza bari ne yapayım? Ve götürüyorum. Hop hop hop. Hızlandı lan ama hemen öyle. Ya bekle 2 dakika. Bunu da buraya koyduktan sonra tamamdır. Bunlar bana yakın olsun. Bana yakın oldukları sürece ne problema. Bir problem çıkarmayacaklardır. Evet. Şimdi odunlarımızı biraz daha keselim arkadaşlar. Burayı bu alanı en azından dolduralım. Hemen yanında bir alan daha yapacağım. O alana da taş stoğumuzu yerleştireceğiz. Evet. Bu alana da taş stoğumuzu yerleştirelim. Bu arada ben bunu niye bu kadar köşeye atmışım bilmiyorum. Neyse. Problem olacağını sanmıyorum. Bu alana da kilimizi atalım. Kil. Burada ne vardı? Badem ve şey. Burada bu. Ha. Tamam. Ya da burada bile hemen. Okey. Bir yanda da madenlere atalım ya. Buraya da madenlerimizi atalım. Burada ne vardı? Sen buradan çık baba. İlk gecemiz arkadaşlar şu an bitmek üzere.
Yani ilk gecemize girdik. Şu sağ üst köşede gördüğünüz üzere saat yazıyor. Saat kaç oldu? Gece 10. 10 saat. Pardon. Evet. Dediğim gibi buraya taş kil alanı yapacaktık. Buraya yerleşmeyeceğiz tabii ki. Buraya yerleşeceğiz ya. Şu an çok açık bir alandayım. Direkt bozulsama bana dalabilirler. Neyse ben şimdilik şurayı da kazmaya başlayayım ki kil elde edeyim. Bu arada merdiven şeklinde kazarsanız sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü merdiven şeklinde insinler aşağıya. Çıkarken zorluk yaşamasınlar. Evet siz kaza durun. Bana biraz kil kazandırın. Evet şu an ilk kilim çıktı. Odunlar niye burada? Odunları şuradan alırsanız müteşekkir olacağım. Ya neden almıyorlar? Ha anladım. Soft olduğu için odunları alamıyorlar. O zaman ne yapalım baba? Bu kadar kaldı, kil çıkmadı mı ya? Çok kötü. Birinizi de ben şey yapacağım. Meryem hanımefendi şey yapmayı düşün. Sağlıkçı. Çok uygun görünüyor sağlıkçı olarak. Oo. Kendini yapmadığım için terzi yapmadığım için yerde sıkıntı yaşayacağız. Terzi bayağı iş. Oo. Bunun için de carpenter yapmam gerekiyor. Carpenter için blacksmith yapmam gerekiyor. Blacksmith için de mason yapmam gerekiyor. Of, yanlış yaptık. Neyse inşallah sıkıntı gelir de şeyden alırız. Sağlıkçı yapacağım ben senin. Hemen etraftan çiçekleri toplayacağım. Ha çiçek miydi ya? Bunları harvestleyin. Şey için gerekecek. Bu arada odun stoğumuz olduğu için şey yapamıyorlar. Buradan bir kademe daha aşağı inin. Da bakalım altından neler çıkacak. Kil niye çıkmadı ya, çok az kil çıktı. Mason'ımızı yapalım bu arada. Mason kim olsun, sen de Mason ol ya. Ne yapayım, ver Mason'ı. Mason da taş ustası çocuklar. Şey, kil ustası. Mason diyorum ya. Neydi onun adı ya? Potter, Potter. Kil ustası. Evet. Sabah oldu bu arada. Tavuğun sesinden de anlayacağınız üzere. Şimdilik rahatız ama ertesi gün şeyler gelecek. Pek rahat olamayacağız. O yüzden bir an önce şeylere geçmem lazım. Evet tezgahlarımızı yapalım. Seni bir yapalım. Hemen yanına seni yapalım. Ha bu şey Mason Clay çay söyleyemedim. Evimizi falan yapacağız. Senin tezgahını da yapalım. Herbalized. Ben senin tezgahını da yapıyorum. Onu biraz şeye yapsaydım keşke.
Baba onu bana ver. Ver bana. Ver bana, ver bana. İçine giriyor ya. Buraya koyayım da bari. Daily update geldi bu arada. Günlük size şey kazandıracak şey. Ah, tam olmadı o ya. Eğer yemeğiniz, moraliniz ve altınız çok iyi durumdaysa size bir kişi daha kazandırıyor bu daily update. Tabii bizim iyi olmadığı için maalesef kazanamadık. Sağlık olsun. Böyle olsun bu ya. Çiçeğe girmesin, problem çıkartıyor çünkü. Seni de alayım ben. Yani onun yanına. Bu çok şey doldu ya. Geri de seni alacağım. Sıkıntılıyım, evet. Çiçi ablanın tezgahında şey. Çiçi abla diyorum ya. Çiçek abla. Herberay, sağlıkçı abla diyelim ona. Onu da buraya aldım. Tamam. Evet. Daha kazıyorsunuz. Kazıyorsunuz. Ben şimdi buraya bir ev yapmam gerekiyor. Çünkü trading geldi. Bu kadar mı getirdin bana ya? Bu ne arabeca? Bana satacağım hiçbir şeyde bir sürü odunum var ha. Ama satmayacağım ya, yürü git. Evet, dormitory yapacağız. Dormitory halkımızın yatabileceği, dinlenebileceği bir alan. Onun için 11 tane birikis gerekiyor. 2 tane lamba, 8 tane cam, 4 tane de yatak gerekiyor. Onları hemen yapayım. 11 tane birikis gerekiyor dedi. Ha, kilim fazla yok ama ya. Neyse, ben yapayım da 2 tane Potter'ın yere atlaması gerekiyor. Bir tane kapı yapayım. Ben onları yaparken sen zaten seviye atlayacaksın. Bir tane kapı yaptım. Çam yapamıyorum. Onları halledeceğim. Killeri, evet, uykunuz geldi tabii ki doğal olarak. Burası ev olsun, burası tekrar madene devam etsin ben. Ya da bu taraflara da gidebilirim. Maden için. Mantıklı. Yasızlandırayım. Tıp 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 tıp. Bunlar uyumaya geçti. Doğal olarak. Senin level atlaman gerekiyor. Potter ustası. Uyanırsan inşallah. Biraz hızlandırayım ben sizi. Uyanın diye. Evet, şurayı da bana bir kazarsanız teşekkür olacağım ama ne kayboldu bu arada. Şimdi yemeğe geçtin değil mi? Yani doğal olarak acıktınız. Çok çalıştınız. İşlendimi ışıldar demiş atalarımız. Evet, bunu da bu şekilde hallettikten sonra yemeği bırakırlarsa yani yatağa geçerim. 4 tane yatak yapayım ben bu arada. 4 tane yatak ya. Potter ustası yapıyormuş. Tamam, günahını aldım. Bu arada kaç dakika oldu? 34 dakika. Wow. O zaman şey yapalım arkadaşlar ya, burada ben mola vereyim. Mola derken çok çabuk başladık. 35'e tamamlayalım bari. Yıldırım Beyazı level atladı. Çok güzel. Ben o da bir dakika yavaşlatayım da 8 tane de cam yaptırayım. Yani cam. Kapı yaptırdık. Hani şunu daha yaptıracağım. Tamamdır.
Ben bunları yapa dur. Bunlar da kill kalsınlar. Ben bu beni arkadaşlar burada bıraklatıyorum. Çünkü 30 dakika dedim, 35 dakika olmuş. Bir save'imi alayım. New save. Osmanlı İmparatorluğu olarak bir save aldım. Eğer oyunu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı takibe almayı unutmayın. Sormak istediğiniz oyun hakkında sorularınız varsa cevaplamak konusunda çekinmeyeceğimi belirtmiştim. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür eder. Ölmezsek kalırsak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.